Merhaba, bugün sizlerle birlikte yıldırım resmi çizeceğiz. Bunun için öncelikle maskeleme sıvısı, maskeleme jeli denen bir resim malzemesi var. Bunu sürdüğünüz zaman kuruduktan sonra üzerine istediğiniz boyayı geçseniz dahi altındaki kısmı koruyor. Bununla yıldırımları çizdikten sonra boyayacağız. Kurumaya bırakıyoruz, tamamen kuruyacak. Ben açıkçası biraz sarı olmasını istedim yıldırımların arka kısımlarını. O yüzden şuraları biraz sarımsı yapmayı düşünüyorum. Köşeleri çok keskin kaldı. Onu engellemek için fırçamı temizleyip dağıtıyorum. Kağıdı ıslatıyorum. Bu tarz gökyüzü çalışmalarında ıslak kağıdın üzerine yapmak daha kolay oluyor bana göre. Siz de deneyebilirsiniz. Zaten diğer videolarımı izlediyseniz bu tekniği çok kullanıyorum. Buna wet on wet, yani ıslak üzerine ıslak deniyor. Çok az su yaparsanız çok çabuk kuruduğu için tam istediğiniz gibi olmayacak, onu söyleyeyim. Çok aşırı su yaparsanız da köşelerde birikmeye başlayabilir. Tam sarılıkları kapatmak istemiyorum bu şeyde verdiğim, şimşekler verdiğimi. O yüzden biraz yaklaştırmıyorum o kısımlara gördüğünüz gibi. Fazla yaklaştırdıysanız da isterseniz peçeteyle orayı temizleyebilirsiniz. Ben şimdi yapacağım onu da.
Aslında elinizde daha büyük fırçalar varsa onlarla yapmanız daha iyi olur. Bir peçete yardımıyla istediğiniz yerlerin etrafını şöyle hafif hafif temizleyebilirsiniz. Evet, biraz bu kısımlara bulut yapalım. Hala ıslak olduğu için boyam dağılabiliyor, bakın. Ufak ufak bulutlar. Evet, bu resmimiz bu kadar. Daha sonra bunu kurumaya bırakacağım. Ya da fön makinesiyle hızlıca kurutabilirsiniz. Ben fön makinesiyle kuruttum. Şimdi bunu kazımaya deneyeceğim. Umarım kolay olur. Çünkü bu tarz boyalar, yani bu tarz yapışkanlı şeyler kağıdı bozabilir. Şöyle göstereyim size. Kağıdı soyduğunu. Bakın. Kağıt soyuldu ama genel olarak bakınca çok da kötü durmuyor. Şimdi son halini görelim.
Başka küçük yıldırımlar da eklemek istediğim için beyaz jel kalem kullanacağım. Beyaz jel kalemim bu. Markası Uniball Signa. Buradan minik